Takıntı bazı insanlar için çok sinir bozucu olabilir. Kusursuzluk dürtüsü, aşırı kuşku, sürekli güven ihtiyacı. Ancak Silvio Michael için bu sadece rutin bir çalışma şekli. Bir röportajında ben bir monomanyağım diyor ve türünün ilk örneği sınırsız işlem platformunu yaratıyor. Ne mi? Algorand. Ekim 1954 yılında İtalya'nın güneyinde denizin kıyısında iç ısıtan Palermo şehrinde doğdu. Silvio'nun bir soruna takıntılı hale gelme eğilimi kaygıları çocukluğuna kadar uzanıyor. Ele almaya çalıştığı ilk büyük teorik problem yaşadığı yeri sorgulamaktı. Nereyi mi? Dünyayı. İçinde yaşadığı dünya gerçekten var mıydı yoksa sadece zihninin bir oyunu muydu? İşte bunlar birer problemdi. Dışarıyı olmasa da onu çok rahatsız ediyordu. Zaman zaman günlük aktivite sürdürmeyi ve muhtemelen sadece hayal ürünü olan insanlarla etkileşim kurmasını zorlaştırıyordu. Yani yaşadığı bu durum sürekli olarak gerçekliğin sorgulanmasıydı. Gerçeklik nesnel miydi yoksa öznel mi? Bilinmeyene bakmak ve kanıtlanabilir bir cevap aramak sadece şimdi değil Silvio'nun tüm hayatı boyunca ilgisini çekecekti. Kriptografiden ötesine büyük sorular soracak ve sonra cevaplamaya çalışmakla geçecek kariyerin sadece başlangıç noktasıydı. Her seferinde tek bir şey takip ediyorum. Ancak uzun süre boyunca diyor kendisi de ve onun dünyasında uzun bir süre genellikle 5 yıla eşit. Yani bir problemi tespit etmek, o konu hakkında araştırma yapmak, problem üzerine çalışmak ve eğer ki başarabilirse, kısmet olursa çözüm bulmak için harcadığı süre bu. Çünkü bazı problemler diğerlerinden çok daha çabuk çözülürken bazıları uzun sürebiliyor. Bu noktada daha da derinlemesine araştırma yapmak ya da çözülmesi gereken sorunları bulmak yerine uzaklaşmayı ve saplantı haline getirebilecek yeni bir şeyler bulmayı tercih ediyor. Ve 1974'e geldiğimizde Silvio 20 yaşındayken lisans ve lisansüstü eğitimini tamamlamak için Roma'ya gidiyor. Sapienza Üniversitesi'nde matematik okuyor. Burada algoritmaları keşfetti ve kelimenin tam anlamıyla hayran kalarak mezuniyetinden sonra teorik bilgisayar bilimi üzerinde doktora yapmak için Kaliforniya'ya taşındı. Berkeley'de eğitim almaya başlayan Silvio, ilk doktorasını dağıtık hesaplamanın temellerinden biri olan Bizans anlaşması üzerine yaptı. Daha sonra bu konuya blok zincir teknolojisini anlatırken değineceğiz ama protokolde çözümler mevcut. Yani nedir? Anlaşmadaki bileşenlerden bazıları bozulmuş olsa dahi dağıtılmış bir ortamda tüm hatasız işlemcilerin ortak bir değer üzerinde anlaşması gerekiyor. İşte bunun yanında hesaplamalı sayılar teorisi ve sonrasında aşık olacak kriptografi derslerini de aldı. Mezun olur olmaz Kanada'ya giderek Toronto Üniversitesi'nde postdoktora eğitimi aldı. MIT'deki en büyük araştırma laboratuvarı ve dünyanın en önemli bilgi teknolojisi araştırma merkezlerinden birisi olan Bilgisayar Bilimi ve Yapay Zeka Laboratuvarı'nda çalışmaya başladı. Kriptografide geçen birkaç on yılın ardından sıkılan dehamız ekonomik mekanizmalar üzerine çalışmaya ve yeni bir açık arttırma türü tasarlamaya karar verdi. Yalnız sıkıldı falan ama 93 yılında yalnızca teorik bilgisayar bilimi alanındaki en seçkin makale yazarlarına verilen Nobel ödülünü ve yine bilişim dünyasında olan katkılarından dolayı 2012'de Turing ödülünü aldı. Ondan sonra da sıkıldı işte. Çünkü ilgisini çekecek çok daha farklı şeylerle karşılaştı. Ne mi? Bitcoin. 2015 yılında tanıştığı Bitcoin'i ve o zamanları mükemmel bir fırtına olarak tanımlıyor. Çünkü blok zincirini kriptografi, dağıtılmış hesaplar ve ekonomik mekanizmaların kesişimi olarak gördü. Yani yıllardır emek verdiği konular bunlar. O an üzerinde çalıştığı konu her neyse o alanı bıraktı, şapkasını arenaya fırlattı ve tamamıyla blok zincir teknolojisi üzerine çalışmaya başladı. Bitcoin'de bazı eksiklikler fark etti ve bu nedenle web üzerinde kendi blok zincir fikrini ortaya koymaya karar verdi. That we ought to have to start from scratch because sometime is better to start from scratch than to patch up things. Not all the time, but sometimes. And so, meslektaşı Nikolay Zeldevich'le birlikte Amazon'dan binlerce sunucu kiraladılar. 10 bin, 20 bin, 100 bin derken 500 bine kadar kullanıcıyla simülasyonlar yaptılar. Test sonuçları çok tatmin ediciydi ve 8'e MIT'den 11 kişiyle yola çıktıkları vizyonu hayata geçirmek adına Algorand'ı kurmaya karar verdiler.
Silvio'nun evi bu sürecin ilk 3 ayında Algorand ekibinin çalışma alanı oldu. Proje sınırsız ekonomi için güvenilebilir bir altyapı oluşturmayı hedefledi. Nerede olursa olsun herkesin refah içinde inşa edebileceği kapsayıcı ve şeffaf bir sistem olmayı istiyorlardı. 2018 yılında kapalı testnet katılımı altında olan Algorand farklı yerlerden toplam 166 milyon dolarlık fon sağladı ve Haziran ayının sonlarında ana ağı resmi olarak başlattı. Hızlı, güvenli ve gerçekten merkezi olmayan saf bir POS sözü verdi ve yatırımcılar da ona karşılığında 24 milyar dolarlık bir piyasa değeri. Algorand konsensus mekanizması sayesinde saniyede 1000 üzerinde işlem geçirebiliyor. Yani Mastercard ve Visa gibi hızlı ödemenin altın standardı olan küresel ödeme ağlarına çok yakın bir seviyede bir işlem hızına ve düşük gecikme sürelerine sahip. Akıllı kontrat üretme özelliğine sahip ve tamamen yeni ilkelerle sıfırdan geliştirilen temel bir blok zinciri. Ağın tokenı Algo başlarda Ethereum'un egemenliğine tehdit olarak görülürken borsaya çıkmasıyla beklenenin aksine düşüş yaşadı. 3.28 dolar değeriyle başlayan yolculuğu çok değil birkaç ay içinde %90 değer kaybı yaşayarak 35 sent seviyelerine düştü. Blok zincirin hype makinesinin neden bu kadar düştüğü merak konusuydu tabii. Arzı 10 milyar adet ile sınırlı olan Algo blok ödüllerini de bu arzın içinden veriyor ve şu an güncel dolaşımdaki arz 6 milyar adedi geçmiş durumda. Eldekiler bitince ne yapmayı planlıyorlar? Gerçi Sayın Mikali'nin plansız hareket ettiğinde hiç sanmıyorum ama göreceğiz. Peki, Algo'yu Algorand'ı farklı kılan nedir? İşlem hızından, düşük gecikme sürelerinden bahsettik. Ethereum'un kurucusu, yani kurucu ortağı desek daha doğru olur, Vitalik Buterin blok zincirinde imkansız üçlem bulunur demişti. Bu üçlem ölçeklenebilirlik, merkeziyetsizlik ve güvenlik. Yani bu üçünün aynı anda var olması imkansız. Biri mutlaka dışarıda kalır diyor. Vitalik de, Silvio ne diyor? E diciamo, come vedete, questa trilemma famoso, facendo le cose un pochettino poco ortodosse, si riesce a ottenere quello che prima era considerato impossibile. Di cose impossibili nella vita ce ne sono, fortunatamente ce ne sono molto poche, perché spesso l'impossibile è soltanto irrisolvibile. Sınırsız işlem platformu olarak varlığını sürdüren Algorand, imkansız üçlemi çözerek blok zinciri vaadini yerine getiriyor. Silvio için demesi çok kolay çünkü kendisi bir problem çözücü. Diğer blok zincirlerinden daha hızlı ölçeklenebiliyor ve bunu bir sonraki bloğu üretmeden sadece bir blok üzerinde çalışarak, bu blok üzerinde anlaşarak birkaç saniye içinde yapıyor. Mesela 4 saniyede hem blok üretildi, hem dağıtıldı, hem üstüne anlaşma sağlandı. Ancak ondan sonra bir sonraki blok üzerinde çalışmaya başlanabiliyor. Sistem tamamlanarak ilerliyor diyebiliriz. Yani blok zincir üzerinde anlaşmaya varıldığı için asla çatallanma gibi bir durum olmuyor. Bunu anında işlem kesinliği sağlayan ve Ethereum'dan farklı olarak çok daha az enerjiyle madencilik işleminin gerçekleştirilmesini sağlayan Pure Proof of Stake, yani saf hisse kanadı sistemini kullanarak yapıyor. Bu noktada asıl amaç blokları sadece hızlı değil, aynı zamanda kesin olarak eklemek. How do we choose the next block? Believe it or not, for somebody who knows this is not at high level, we agree on every single block. And the agreement is actually so-called the Byzantine Agreement, which is a very strong notion invented by Shostak and Lamport. Teknoloji olarak gerçekten çok güçlü bir sistem olan Algo'nun üzerinde 500'den fazla proje var şu anda ve 100 milyondan fazla adres var. Aynı zamanda bu ağ üzerinden altın ve gümüş alım satımı yapılabiliyor. Silvio, statik olmak canlı olmanın tam tersidir diyor. Yani hayatın değişen koşullara uyum sağlamaktan ibaret olduğunu düşünüyor. Bu nedenle toplumun üyeleri olan müşterilerin ihtiyaçlarını sadece bugün değil ama yarın da karşılayabilmek istiyorlar. Bu yüzden diyor ki, bunu başarmak istiyorsak anlaşmalı bir şekilde yükseltme yapmamız gerekiyor ve Algorand'da da yaptığımız tam olarak bu. Merak her büyük araştırmacının ve dahinin kişiliğinin büyük bir parçası. Geriye dönüp bakıldığında Silvio'nun bir araştırmacı ve geliştirici olarak doğduğu aşikarmış gibi görünebilir. Ancak teorik bilgisayar biliminde kariyer yapmak Sicilyalı genç bir adam için hak olmaktan çok uzak zor bir süreçti. Bugüne kadar çılgın ilgisinin olduğu güvenli protokoller, mekanizma tasarımı, dağıtılmış defter
var ve kriptografi alanında biriktirdiği bilgi, deneyim sayesinde kripto para dünyasında algo ile yerini almış bulunuyor. Önümüzdeki günlerde de adından bolca bahsettirecek gibi görünüyor. Geçen haftalarda yorumlarınızı tek tek okudum ve Algorand'ın kurucusunu merak ettiğini söylemiştiniz. Silvio Micali böyle bir işte. Kripto para dünyasından merak ettiğiniz kim varsa yorum olarak aşağı bırakmayı unutmayın. Ve destek olduğunuz için, kanalımıza abone olduğunuz için ve bizi beğendiğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir dahaki hafta görüşürüz.